Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Selçuk Ecza, Fonet, Inveo Yatırım, Trabzon Liman ve TGS dış ticarete bakacağız. Önce Selec'in haftalık grafiğiyle başlayalım. Şimdi Selec'in şöyle bir geniş grafiğine baktığımız arkadaşlar şöyle bir ana yükselen trend ve bu trendin şu noktada yukarı kırılış 12.36'larda. Burası teknik olarak zaten alım bölgesidir. 12.40. Buradan 20'ye kadar çıkmış. Ama çıktıktan sonra 20'den sert bir şekilde şu ters çıkış mumu var arkadaşlar. Bakın şurada. Bu tehlikeli bir mumdur. İğne uçtur. Bu mumu gördüğünüz yerde korkmaya yavaş yavaş başlamamız gerekiyor. Şimdi bu ana yükselen trendine kadar inmiş. Görüyorsunuz şu noktada. Ana yükselen trendine kadar inmiş. Şu an 13.17 seviyesinde. Şimdi bu hissenin 13.40 seviyesini yani 5 haftalık siyah ortalamayı mutlaka yukarı kırması gerekiyor. Teknik olarak olumlu konuşabilmemiz için. Burayı kırmazsa da destek olarak 12.90'larda hem trend desteği var. Daha da aşağı inerse 11.66'da çok güçlü 21 haftalık desteği var. Umarım buralara kadar inmez, şu trend desteği tutar ama mutlaka şu 13.40 seviyesini geçmesi gerekiyor. Şimdi bu tarz hisselerin genelde başına gelen olay şöyle yatayda bir formasyon, bir dinlenme dönemi geçirdikten sonra tekrardan bir çıkma çabasına girmesidir. Ama bazı hisseler örneğin yaprak hissesi şu şekilde gelip tekrardan eski seviyesinde üstüne çıkardılar. Yani bu bir takım balina diye tabir ettiğimiz yatırımcılar tarafından genelde gerçekleştirilen bir operasyon oluyor. Ne olacağı belli olmaz. Biz tekniğine baktığımızda mutlaka bu 13.40 seviyesini yakın zamanda üstüne çıkması gerekiyor. İçimoku SAR'la baktığımızda parabolik SAR'ın son hafta tepede yanması olumsuz bir durum. Mavi 9 barlık ve kırmızı 26 barlık iki ortalamamızın altında olması mumların, bu da bir kötü bir durum. Şu mumun öncelikle şu Kijunsen 13.77'yi aşması ve 14.68'deki Tenkan-sen ortalamasını da aşması gerekiyor. Teknik olarak güzel konuşabilmemiz için. Şimdi haftalıkta durum böyle. Günlükte ortalamalarına baktığımızda da 5 günlüğün 21 günlüğü aşağı kestiğini görüyoruz. Şu siyah ortalamamızın yani 5 günlüğün şu kırmızı ortalamamızın 21 günlük ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Kesmesi gerekiyor. Bu seviyede 13.49 TL'de. 13.49'u yukarıya doğru aşarsa haftalıktaki 13.40 direncini de geçmiş olacak. Ve güzel bir senaryo konuşabiliriz o zaman. Ama şu an teknik olarak çok da beğenmedim. Temkinli olmanızda fayda var. Fonet'e bakalım haftalıkta. Şimdi şöyle bir açıp bakalım sade bir şekilde. Çok güzel bir yükselen kanal içerisinde hareketine devam eden bir hisse görüyorum. Şu noktadan desteğini almış. Bakın geniş grafikte grafiklere bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. 11.20'lerden güzel bir şekilde desteğini alıp tırmanmış. Biraz geri çekilmiş ama kanal içinde kaldığı sürece bir problem yok. Şimdi bu kanalın üzerine doğru çıkacak mı? Şu şekilde yavaş yavaş çıkacak mı? Yani 17 hedefine doğru yavaş yavaş gidecek mi? Bunu izleyip göreceğiz. Şimdi ortalamalarını açtığımda haftalık grafikte arkadaşlar şöyle bir durum var. 5 haftalık siyah ortalamanın üzerinde ama bu siyah ortalama desteği çok yakında. Yani 12.45 seviyesinde ya da 12.40 seviyesinde bu destek bekliyor. Şu an hisse 12.70'te. 12.40'a kadar bir basit düzeltme yaparsa bu panik yapılacak bir durum değil. Onu kırması durumunda hatta 11.75'te hem alt kanal desteği hem de 21 haftalık güçlü EMA21 desteğimiz bulunuyor. Bunu kıracağını düşünmüyorum. En kötü buraya kadar geri çekilip bir alım fırsatı yaratabilir. Ama ters bir durumda, çok negatif bir durumda bu ortalamaların da aşağı kırılması, yani 11.70'in de aşağı kırılması ve trend desteğinin kırılması bir stop seviyesi olarak düşünülebilir. Bu da kendi yatırım stratejinize göre karar verebileceğiniz bir durumdur. Ben bilgilendirmeyi yapayım. Gerisi yatırımcısına kalmış arkadaşlar. İçimoku da gayet güzel. Son hafta parabolik sarı yakmış. Alt kısımda iki ortalamanın da üzerinde İçimoku gayet güzel, beğendim.
King Kong'a baktığımızda o da buy sinyalini vermiş. Günlük ortadaki ortalamalarına bakalım. Günlükte de gayet güzel. CIA ortalama böyle tutmaya çalışıyor. Tam 12.67'ler. Kırılırsa da ben 12.46'ya kadar ineceğim diyebilir. 12.43'te bekleyenim var diyebilir. 12.46 diyelim. Buraya kadar basit bir şekilde bakın şuralarda şu noktalarda yaptığı gibi bir düzeltme yapar. Tekrardan güç alıp çıkar. Yani niye kırsın gibi öyle bir olumsuz haber yok şu an yani. Bir borsamızda bir düzeltme hareketi var. O da basit teknik düzeltme. Yani aynı bu hisselerde olduğu gibi. Öyle öldüm bittim bir düşüşü yok arkadaşlar. Panik yapacak da bir durum yok. Şu an gayet güzel. Tekniğinde problem yok Fonet'in. Inveo'ya bakalım. Inveo arkadaşımız 50 TL'de trendini kırıp teknik olarak alım noktası 120'ye kadar gidip küçük bir iğne uç yapar gibi olmuş. Yani şimdi arkadaşlar bu hisse kazandırmış değil mi? Mesela 30 lirada hatta pandemi düşüşünde 10 liralardan 120 liralara kadar gitmiş. Yani ben bunu diplerden almış olsam satardım çoktan. Çünkü bir hisse sonsuza kadar çıkmaz, bir hisse sonsuza kadar inmez. Şimdi bu hisse şu an 112 TL'de. Bu 200'e de çıkabilir. Bunun garantisi yok. Ama yarın bir taban yiyip 100'e de inebilir. Bu iki tane ihtimali güzel bir şekilde terazinizde tartıp değerlendirin. Benim riske atacak param yok diyenler karını alabilir. Ben sorun yok, ben bundan çok kazanacağım diyen arkadaşlar da bekleyebilir. Tamamen kararlar size aittir. Ama bu tarz hisselerde hisselerin çıkışlarından sonra olan olay genelde şu oluyor arkadaşlar. Ben size örneğini hemen vereceğim. Marshall mıydı? Bakın mesela şu bir örnek. 520 lira kadar çıkıp çat diye 280'lere düşüş ve yatayda bir formasyona girmiş değil mi? Kaç aydır? 6 aydır neredeyse bir formasyona girmiş. Bu bir örnek. Bunun yanında örnek olarak verebileceğimiz B fren var. Bu B fren arkadaşlar çok çıktı, geri düştü ve tekrar eski seviyesini geçti. Bu çok rastlanmayan bir durum. Şurada bir formasyon yapıp tekrar eski seviyesini geçti. Umarım birçok hissede bu şekilde olur. Yatırımcısı kaybetmez. Mesela RGO'ya bakalım. RGO'da 2020'nin başlarında 12 liralara kadar çıkıp 1 yıldır 5'li seviyelerde vakit geçiriyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani benim korktuğum olay bu işte. Bu sebeple ben beklemeye cesaret edemem diyen arkadaşlar ona göre kararlarını verebilir. Güzel kazandırmış Inveo. Daha da yukarılara çıkabilir. Artık bunun haberlerini vesairesini takip edin ama şu haftalıkta baktığımda bazen beni korkutuyor bu tarz görüntüler. Temkinli olun. Biz şimdi bir ortalamalarına bakalım. Ortalamalardan da çok açılmış. Ortalamalardan açılan hisse geri dönmek ister. Şu an ortalaması 75 TL'de. Şu an hisse 112 TL'de. Ona göre temkinli olun diyelim. Günlük grafikte baktığımızda yakın destek seviyesi yani yakın ortalaması günlükte 101 TL'lerde arkadaşlar. 101 TL'ye de çekilip tekrar güç alabilir ama kırarsa da dikkatli olmak lazım. Şöyle baktığımızda King Kong buy sinyalini Mayıs ayında vermiş. Yani 23'lü 25'li seviyelerden buy sinyali verdikten sonra hisse 120 lira kadar çıkmış. Gayet güzel. Yani disiplinli bir şekilde uyumak bazen kazandırıyor. Gerçi teknik analizde disiplin her zaman kazandırır. Teknik analizde duygulara yer yoktur arkadaşlar. Duygularla hareket eden kişi zaten teknik analiz yapamaz. Sadece çizgilere uyacaksınız ve bunun sonucunda da zaten kazandığınızı göreceksiniz. Şimdi Trabzon Liman'da ne var? Trabzon Liman için biz bir filamu mu var diye bir çizmiştik şurayı şu şekilde. Burayı geçti ve 45'lere kadar yani eski tepesine kadar indi ve burada artık yukarıya atmadığı için kendini bir ikili tepe görüntüsü oluşturmuşa benziyor. Şimdi şu boyun çizgisinin kırılmaması lazım. Yani şu boyun çizgisi aşağı kırılırsa büyük tehlike. Temkinli olun. Çünkü bunu bir ikili tepe yapıp yatayda bir dönem geçirebilir. Çünkü pandemi döneminde arkadaşlar 7 TL'lerden neredeyse 45 TL'lere kadar tırmanmış.
Yani primini yapmış. Çok dikkatli olun. Söyleyeceğim bunlar. Şimdi ben ortalamalarına bakayım. Şimdi ortalamayı tam ortalama desteği tutuyor. 34.88'de 5 haftalık ortalaması. Bakın. Bu rakamın aşağı kırılması durumunda şu boyun çizgisinin tutması gerekir. Tutmazsa da 21 haftalık 30.48'de bir ortalama var. Ben 30.48'e 30.40'lara kadar bekleyeceğim diyorsanız, belki buradan güç alır diyorsanız karar sizindir. Ama boyun çizgisinin kırılması da benim için bir tehlikedir. Lütfen kararlarınızı ona göre verin. Şimdi günlükteki yakın destek seviyesine bakalım. Günlükte de kırmızı ortalamayı aşağı kırması kötü olmuş. EMA 21'i bile aşağı kesmiş mumlar. Görüntüsü çok iyi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her zaman temkinli olmak lazım. Burada bir filama var dedik. Ama ikili tepeye de çevirebilir dedik temkinli olmak için. Şu an ikili tepe görüntüsü oluştuğu için bununla ilgili de bilgimi vereyim. İkili tepe var. Dikkatli olun. Umarım tutunur. Herkes kazanır. Şimdi TGSS'e bakalım yine haftalık. Bu hisse de şöyle haftalıkta baktığımızda şurada bir üçgen çizmişiz biz. Bu üçgeni kırmış arkadaşlar. Bakın teknik olarak 9 liralardan hisse kaça kadar çıkmış? Neredeyse 35 liralara kadar çıkmış. Şimdi 34.58'lere kadar çıkıp geri gelmiş. Az önce Inveo için söylediğim bunun için de geçerli. Ortalamalardan açıldığı için ortalamalara bir süre sonra dönmek ister. Belki daha da çok yukarılara çıkar. Belki yakın zamanda geri döner. Temkinli olun. Gayet güzel prim yapmış. 9 liradan 35 lira. Neredeyse 4 kat prim yapmış. Geri çekilmelerde temkinli olun. Az önce RGO'da, RSH'larda gördüğümüz görüntüleri bunda görmeyelim. Yatırımcısı kazansın, karını alsın, uzaklaşsın. Yani her hissenin çıkabileceği belli seviyeler vardır. Bazıları 1'e 20 yapar, 1'e 50 yapar, bazıları 1'e 3 yapar, durur, geri çekilir. Temkinli olun. Ortalamalardan uzak, en yakın destek seviyesi 22-26'larda. Şöyle King Kong'u açtığımızda da King Kong da maşallah yani 6.80'lerde sinyalini vermiş. Arkadaşlar bu indikatörlerimizin hepsi eğitim setimizde var bu arada. Bu King Kong işte baktığımız ortalamalar, Ichimoku, SAR hepsi mevcut. Yani kurulum, kullanımı, daha çok kullanımı nasıl kullanılıyor bunlar mevcuttur. Bu konuda destek alabilirsiniz. Eğitim setimizde sıfırdan başlayan arkadaşlar için teknik analiz nasıl yapılır, grafik okuma, trend çizimleri, bütün formasyonların kullanımı gibi bir sürü videolarımız var. Detaylar için benden destek alabilirsiniz. TGSS'ın durumu dediğim gibi Inveo gibi temkinli olun. Güzel kazandırmış. Ortalamalara çekilme durumunda dikkatli olun. Bugünkü hisseler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazarsanız onları da listeme ekler analizini yaparım. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.